Hala inanamıyorum. Rüya gibi. Hiç bitmeyecek bir rüya. Bak burada da var. Ne yapıyorsun? Biraz mola vereceğim. Tam sayfa ilan vermişler. Helal olsun valla. Bence çok başarılı olacak. Murat Hoca geldi. Ne yapıyordunuz öyle? Hasret'in albümü çıkmış hocam. İlanına bakıyorduk. Albüm çok satacakmış gibi görünüyor. Şu albüm konusunu kapatabilir miyiz artık? Mevra, sen de bu albüm işine bu kadar meraklıysan vereyim Levent'in telefonunu, arayıp konuş. Geçen derste dağıttığım notları çıkarır mısınız? Klasik, caz, etnik, rock, popüler. Bir müzik markete girdiğinizde bu tip sınıflandırmalarla karşılaşabilirsiniz. Ama bana göre müzik temelde ikiye ayrılır. Kalıcı olan ve unutulan. Bu kadar basit. Günümüzdeki popüler olan bir şarkı yıllar sonra unutulabilir. Ama bunun tersi de mümkündür. Bazı eserler popüler olmaz ama değerleri zamanla anlaşılır. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Ay kim ki bu ya? Belediyeden mi? Anam, kız Asri. Maşallah. Ay ablası da gülüm. Bu bizim mahallenin starı geldi be. Kadriye teyze. Hazretim. Merhaba Kadriye Hanım. Hoş geldiniz Ayman. Helal sana Hazret. Maşallah Hazret kızım. Ay şimdi kendine bak. Kazet gidelim mi? Arabada. Bağ çiçek kıskandı mı? Sen gelmiyor musun? Yok, ben gelmeyeyim şimdi. Bir de benimle uğraşma, başın kalmadı zaten. Görüşürüz. Bir kız promosyon olarak dağıtacağım. Ne promosyonu? Ben onu bakana dağıtacağım. Ümit Kadriye teyzeyim. Satılır mı ne kadar ayıp ya? Yapma, ver bize de ya. Bari yarısını da yıkın. Şimdi. Ver işte, ver. Kim bana oy verecek? Oylar kime? Oylar kime? Aslanlarım benimle. Vallahi sizi gül gibi yaşatacağım ha. Bu arada söylemeyi unuttum. Geçen gün bir gazeteden aradılar. Hasret'in albümüyle ilgili fikrinizi alacaklarmış. Ben daha sonra aramalarını söyledim ama... Bir daha ararlarsa bu konuyla ilgilenmediğimi söylersin Bahar. Tamam. Efendim Hasret. Neredesin? Görüşebilir miyiz? Bahar'la birlikteyim. İşimiz var biraz. Pardon. Rahatsız ettim. Önemli bir şey mi? Yok değil. Yani aslında eğer müsaitsen görüşelim diyecektim ama işin varmış. Neyse artık sonra... İşim bitince ararım seni. Tamam mı? Tabii. Olur. Hangi radyo? Saat kaçta? Tamam, ben hazırlanırım o zamana kadar. Kore'ye gerek yok. Ben biraz daha burada kalacağım. Sonra görüşürüz. Murat mı aradı? Levent. Kızgın mısın bana?
Hayır anne, kızgın değilim. Sen haklıydın. Seni öyle üzgün görünce dayanamadım. Söyleyiverdim işte içimdekileri. En iyisini yaptın. Zaten içindekileri tut nereye kadar? Kimden bahsediyorsun sen? Ablam ne yapıyor? Aşağıda. Bir git bak istersen. Gideceğim de onun siniri öyle kolay geçmez. Sakinleşsin diye bekliyorum. Hoş geldin. Girsene. Hasret sen miydin? Hoş geldin. Hoş buldum. Levent yok mu? Yok. Ben size CD vermeye gelmiştim. Albümün mü çıktı? Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hasret yukarı çıkalım istersen. Tamam. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Umarım beğenirsin. Güzel görünüyor. Al vinili. Sen olmasaydın bu albüm de olmazdı. Sana çok şey borçluyum. Hiçbir şeye borçlu değilsin. Her şeyi kendin başardın. Başardın mı? Onu zaman gösterecek. Levent çok mutlu olmalı. En sonunda istediğini yaptı. İnsan lafının üstünü ararmış. Nereden biliyorsun o olduğunu? Efendim Levent. Neredesin Hasret? Murat'ın yanındayım. Teşekkür etmek için geldim. Öyle mi? Tamam, selam söylersin. Hı? Söylerim. Kaçta çıkarsın? Biliyorsun akşam radyoya gideceğiz. Çok geç kalmam, birazdan çıkarım. Bekliyorum. Tamam. Selam söyledin. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Bir şey mi oldu? Bizim Koray, Hasret'in şoförü olmuş. Onu almaya gelmiş. Levent yolladı herhalde. Oteldeki iş ne oldu? Oradan ayrıldım Nesrin Hanım. Levent Bey'i çağırdım. Bu işin şartları daha iyi. İyi. İyi günler. İyi günler. İyi günler Koray. Hoşça kalın. İyi günler. Güle güle Hasret. Araban çok güzelmiş Hasret. Benim değil, şirketin arabası. Daha ilk günden arabalar, şoförler... İnsan sonradan görme olunca. Şimdi Hasret'in önüne bir fırsat çıktı. Kendisi ve ailesi için daha iyi bir yaşam fırsatı. İnsanlar bunun için çalışıyor Murat. Hasret de bu fırsatı yakalayabilir. Neyin karşılığında? Senin beğenmediğin, aşağıladığın ama para kazandıran müzik karşılığında. Sen hep bunu savun. Hep bunu savun. Evet. Çünkü paran yoksa sürünüyorsun. Karnını doyurman, insan gibi yaşaman senin anladığın müzikten daha önemli. Sen de hayatın boyunca bunu anlamadın. Hayatı anlamadın. İnsanlara bir de bu tarafından bakmadım. Sen sıfırdan muhteşem bir yorumcu yarattın.
Şimdi de yarattığını yok ediyorsun. Hasret Hanım, sizi içeri alabilir miyim? Sakin ol ve kendine güven. Tamam mı? Tamam. Hadi iyi yayınlar. Evet sevgili radyo dinleyicileri. Hepinizin sabırsızlıkla beklediği dakikalar başlıyor. Yeni albümüyle piyasaya bomba gibi bir giriş yapan Hasret az sonra bizimle birlikte olacak. Herkese tekrar merhaba. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Bu arada beklediğimiz konuğumuz da artık bizimle birlikte. Hoş geldin Hasret. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun yeni albüm. Teşekkür ederim. Gün boyu senin şarkılarını çaldık. Dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geldi. Bilmiyorum haberin var mı ama herkes senin yeni albümünü konuşuyor. Neler söylemek istersin ilk olarak? Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu albümün ortaya çıkmasında çok fazla kişinin emeği var. Biz herkesin keyifle dinlemesi için çok çalıştık. Böyle olumlu tepkiler almak beni çok mutlu ediyor. Bence hiç vakit kaybetmeden albümden bir şarkı dinleyelim. Ne dersin? Tabii. Evet, radyonuzun başından ayrılmayın. Sohbetimiz devam edecek. Siz de bizi arayıp yayınımıza katılabilirsiniz. Birazdan buradayız. Çok fazla heyecan yok galiba. Vardı ama geçiyor. Kobra. Dur şu canlı yayına bağlanayım da en azından muhtarlık adaylığından bahsedelim. Saçmalama lan. Rezil bir edeceği bizi el aleme. Bak ben bağlanmıyorum, sen bağlanırsan bozuşuruz. Bağlanmam, deli miyim ben senin gibi? Sen niye öyle bakıyorsun lan limon yemiş gibi eşkitti yüzünü? Ya bu da müzik mi ya? Bak beğenemedi cücük. Manyak. Klip çekmeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Çok yakında izleyebileceksiniz. Birçok mesaj geliyor seninle ilgili Hasret. Bunlardan biri şarkılarını çok beğenmiş. Denizli'den Yasemin'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlemeye devam et Yasemin. Evet, vallahi zaman nasıl geçti ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ama çok güzel bir program oldu. Albümdeki bütün şarkıları dinledik. Dinleyicilerimizden sorular aldık. Ve geldik programın sonuna. Lütfen beni de yayına alın. Bakın o kadar bekledim. Zaten çok kısa bir şey söyleyeceğim. Gönlünü çektiği gibi olur. Yalnız yönetmen arkadaşım beni uyarıyor. Son bir telefonumuz daha varmış. Alo, kiminle görüşüyorum? Merhaba, ben Arzu. Sizi dinliyoruz Arzu Hanım. Hasret karşınızda. İstediğinizi sorabilirsiniz.
Başardın mı Murat Hoca? Başardın mı sence? Evet, başardın. 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 Tamam, büyütme o kadar. Alt tarafı bir klip. Yaparsın, gelirsin. Kimseyi tanımıyorum anne. Ne yapacağım ben orada? Şimdi düşünme bunları. Güzelce uyumana bak. Sabah konuşuruz, olur mu? Levent de tam gidecek zamanı buldu. İyi geceler Hasret. İyi geceler anne.